Merhaba arkadaşlar bugün altın sınıf map yayınları sayfa 162 ve 163'teki çalışma kısmını yapacağız. Birinci sorumuzla hızla başlıyoruz. Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimini paydayı 10 ve 10'un kuvvetleri şeklinde getirerek bulunuz demiş. Paydaları 10 ve 10'un kuvveti olan 100, 1000 gibi ifadeleri çevirip ondalık olarak ifade edeceğiz. A şıkkını burada yapılmış arkadaşlar. Bakın 20'yi 5 ile genişlettiğinde paydamızı 100 yapmış. 5 ile 3'ü çarptığımızda 15 bölü 100 ifadesi olmuş genişletilmiş hali. Bu ifadeyi ondalık gösterirken de 15'i öncelikle yazıyoruz. Paydamızdaki ifadede kaç tane sıfır olduğuna bakıyorum. 2 tane sıfır. O zaman 2 basamak kaydırıyorum. 1, 2. Buraya virgül attığımda başına da 0 koyarak 0,15 şeklinde ondalık gösterimi ifade etmiş olduk. B ifadesine bakarsak paydamız 4. 4 ifadesini 25 ile genişletirseniz arkadaşlar paydamız 100 olacaktır. 25 ile genişlettiğimizde 3 çarpı 25 75. 25 çarpı 4'ten 100 oldu. Bu şu anda bu kesrin genişlemiş hali. Bu ifadeyi ondalık gösterdiğimizde 75'i yazdık. Paydamızda 2 tane 0 olduğu için 1, 2 basamak geldim. Buraya virgül attım. Başına da sıfır atıyorum. 0 atıyorum. 0,75 şeklinde B şıkkımızın ondalık gösterimi ortaya çıkmış oldu. C şıkkımıza bakarsak paydamızı 10 yapabiliyoruz. O yüzden 2 ile genişletmemiz yeterli. 6 kere 2 12. 5 kere 2 10. 12 bölü 10 oldu. Öncelikle 12'yi yazdım. Paydamda bir tane 0 olduğu için bir basamak geldiğimde buraya virgül gelecek. 1 virgül 2 cevabımız oldu. Başında sayı olduğu için 0 koymuyoruz arkadaşlar. Araya geldiği için araya virgülüm koydum. 1 virgül 2 şeklinde ondalık gösterim cevabımız çıkmış oldu. C şıkkının cevabında. Ç şıkkına bakarsam 50'yi 2 ile genişleterek 100 yapabilirim. 2 ile genişlettim. 3 kere 2 6. 50 kere 2 100. 6 bölü 100 yapar. Öncelikle 6'yı yazıyorum. Paydamda 2 tane 0 olduğu için 1. 2 basamak geldim. Buraya virgül attım. Bu boş olan kısma 0 atıyorum. Başına da virgülün başına da bir tane 0 attım. Yani cevabımız 0,06 şeklinde ondalık gösterim gelmiş olduğu C şıkkının cevabında. D şıkkına bakarsak 8 zor bir sayı arkadaşlar. 8 10 da yapılamaz, 100 de yapılamaz. Sadece 1000 yapılabilir. Hangi sayıyla? 125 ile. 125 ile genişlettiğimizde 1 çarpı 125, 125. 125 çarpı 8 1000 yapar. 125 bölü 1000. 125'i yazdınız öncelikle. Paydamda 3 tane sıfır olduğu için 3 basamak geliyorum. 1, 2, 3 basamak geldim. Buraya virgül atıldı. Başı boş kalmaması için başına da sıfır yazdım. Yani 0, 125 şeklinde ondalık gösterim ifademiz gelmiş oldu. D şıkkımızın cevabında. E'ye bakarsak arkadaşlar. Paydamız 100 yapabilir. 4 ile çarpılarak 100 yapılabiliyor. 4 ile çarptığımızda 34 çarpı 4. 4 kere 4 16 elde var 1. 4 kere 3 12 eldeydi kullandım. 13 136 bölü 100 yaptı. Öncelikle 136'yı yazıyorum. 2 tane 0 olduğu için 1. 2 basamak geldiğimde şu araya virgül gelecek. Yani 1 virgül 36 olarak 1 tam %36 olarak e, ondalık gösterimimiz gelmiş oldu. Bu şekilde birinci sorumuzun cevaplarını vermiş olduk arkadaşlar. İkinci sorumuza geçtik. Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimini pay ile paydayı sadeleştirerek bulunuz. Bu sefer yukarıda genişleterek bulmuştuk. Burada sadeleştirerek istemiş. A şıkkında bakın. 40'ı 4'e bölerek 10'a sadeleştirdi. 56'yı 4'e bölerek 14 yaptı. Sonrasında 14 yazıp bir tane 0 olduğu için bir basamak kaydırdığında 1,4 şeklinde ondalık gösterimini belirlemiş oldu. B şıkkında ise 30'u 3 ile böldüğümüzde 10 yapar. 6'yı 3 ile böldüğümüzde 2 yapar. 2 bölü 10 ifadesine eşit arkadaşlar. Bunun da ondalık gösterimi. 2'yi yazdım. Bir tane sıfır olduğu için bir basamak geldiğimizde virgül buraya gelir. Başı boş kalmaması için başına da sıfır koyarız. 0 virgül 2 şeklinde B şıkkımızın ondalık gösterimi çıkmış oldu. C'ye bakarsak. 20'yi sadeleştirdim. 2 ile sadeleştirdiğimde 10. 46'yı 2 ile sadeleştirdiğimde 23. 23 bölü 10 çıktı. 23'ü yazıyorum. Bir basamak sıfır, bir tane sıfır olduğu için bir basamak geldiğimde buraya virgül gelecek. Yani 2 virgül 3 şeklinde ondalık gösterimimiz C şıkkının cevabı olarak çıkmış oldu. C şıkkına bakarsak 6 ile sadeleşiyor. 6'ya sadeleştirdiğimizde 10 yaptı. 6'ya böldüğümüzde arkadaşlar 22 yapar. 132'yi 6'ya böldüğümüzde 22 defa var. 22 bölü 10. Bunun da ondalık gösterimi. 22'yi yazdınız. Onda bir tane sıfır olduğu için bir basamak geldiğimizde araya geliyor. 2,2 şeklinde ondalık gösterimimiz ortaya çıkmış oldu. C şıkkımızın cevabında. D şıkkımıza bakarsak. 300'ü 3'e bölerek 100 yaparız paydamızı. 81'i 3'e bölerek 27 yaptık payımızı. 27'yi yazdık. 2 tane 0 olduğu için 2 basamak geliyorum. 1, 2. Buraya virgül geldi. Başı boş kalmaması için başına da 0 yazdım. 0,27 şeklinde ondalık gösterimimiz ortaya çıkmış oldu. D şıkkımızın cevabı da. E şıkkına bakarsak 2'ye böldüm 100. 2'ye böldüğümüzde 75. 75 bölü 100 ifadesine eşit. 75'i yazıyoruz. %2 tane 0 olduğu için 1, 2 basamak geldiğimizde Buraya virgül gelecek başına da 0. 0,75 şeklinde ondalık gösterimimiz ortaya çıkmış oldu. E şıkkımızın cevabında diyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçtik. Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimini bölme, işlemini, bölme işlemiyle bulunuz. Bölme işlemini yaparak ondalık gösterimi bulmamız istenmiş. İkinci yöntemimiz buydu ondalık gösterim bulmak için. 3'ü 5'e bölmüş bakın burada arkadaşlar. 3 5'e bölünmediği için 1 0 eklemiş. 30'u 5'e bölecek ama buraya 1 0 eklediğinde buraya da 0 ve virgül eklemesi gerekiyor. Onları da eklemiş. 30'un içerisinde 5 6 defa 6 kere 5 30 kalan 0 0 6 şeklinde cevabımıza ulaşmış A şıkkımızın cevabında. B şıkkımızı da biz yapalım. 3'ü 20'ye böleceğiz. 3'ü 20'ye bölerken 320'ye bölünmediği için buraya bir 0 eklenir. Buraya bir 0 eklediğiniz anda buraya da 0 ve virgül eklenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bölme işlemine devam ediyorum. 30'un içerisinde 21 defa var. 1 kere 20 20 kalan 10 oldu. Buraya 10 20'ye bölünmediği için bir 0 daha ekliyorum. İkinci buraya bir 0 eklediğimizde arkadaşlar herhangi bir işlem uygulanmaz artık buraya. Virgül veya 0 eklenmez. Ona dikkat edelim. 100'ün içerisinde 25 defa 5 kere 20 tam 100 yapar ve çıkardığımızda 0, 0 0 kalır. Yani cevabımız arkadaşlar 0,15 çıkmış oldu B şıkkımızın cevabında. C'ye geçelim arkadaşlar. 7'yi 5'e bölmem istenmiş. 7'yi 5'e bölüyorum. 7 5'e bölündüğü için 0 eklemiyoruz. Buna dikkat edin. 7 5'e bölünür. Kaç defa? 1 defa. 1 kere 5 5 kalan 2. Şimdi buraya bir sıfır eklediğimizde 5'e bölünmediği için bir sıfır ekliyorum. 20 oldu. Buraya sıfır eklediğimizde buraya da bir tane virgül ekliyoruz. 20'nin içerisinde 5 4 defa. 5 kere 4 20 kalan 0 0 oldu. Yani cevabımız arkadaşlar 1 virgül 4 şeklinde çıkmış oldu. C şıkkımızın cevabında. C şıkkımıza geçtik. 51'i 50'ye bölerek yapacağız. 51'i 50'ye böldüğümüzde 51'in içerisinde 51 defa 50 kalan 1 oldu. Şimdi buraya bir 0 ekledim. Bu 10 ifadesi 50'ye bölünmedi. Buraya da bir virgül attım. 0 eklediğim için. 10 ifadesi de 50'ye bölünmediği için bir 0 daha ekliyorum. İkinci 0 eklediğim için arkadaşlar. Buraya da bir tane 0 ekledim. 100'ün içerisinde 52 defa 50 kere 2 100 yaptı ve tam çıktığında 0 0 kaldı. Yani 1 virgül 0 şeklinde cevabımız bir tam yüzde 2 olarak cevabımız çıkmış oldu. Burada şuna dikkat. Birinci sıfırda virgül atıyorum. Eğer ikinci sıfırı koymam gerekirse o zaman bir tane de sıfır eklemem gerekiyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Ç şıkkı dikkat gerektiren bir soruydu diyoruz. D şıkkına geçtiğimizde 24'ü 5'e böldüğümüzde 24'ün içerisinde 5 5 kere 4 20 eder. 4 defa yani. Kalan 4, 0. Buraya bir 0 ekledim. Buraya da bir tane virgül ekliyorum. 40'ın içerisinde 5, 8 defa. 5 kere 8, 40. Kalan da 0, 0 oldu. Yani cevabım 4, 8 olarak D şıkkında çıkmış oldu arkadaşlar. E şıkkına bakıyoruz son olarak. 64'ü 5'e böleceğiz. 64'ü 5'e böldüğümüzde içerisinde 6'ın içerisinde 5 bir defa 1 kaldı. 4'ü aşağı indiğimizde 14'ün içerisinde 5 2 defa 5 kere 2 10 kalan 4 oldu. İşleme devam ediyorum. 1 0 ekledim. 40 oldu. Buraya da virgül ekledim. 40'ın içerisinde 5 8 defa 8 kere 5 40. Buradan da 0 0 kalmış oldu işlemin sonucu diyoruz. Yani cevabımız 12,8 şeklinde ondalık gösterim çıkmış oldu. E şıkkımızın cevabı arkadaşlar. Bölme işlemleri kullanarak ondalık göstermiş olduk. Dördüncü sorumuza geçtim. <laughs> Aşağıda verilen kesirlerin devirli ondalık gösterimlerini bulunuz. Devirli ondalık gösterim yine bölme işlemini yaptığımızda Sayıların tekrar ederek devam ettiği durumlarda devirli ondalık gösterimle yapıyoruz. Nasıl yani? 7'yi 11'e bölmeye çalıştığımızda 7 11'e bölünmediği için 0 ekledim. 70'i 11'e böleceğim. Buraya 0 eklediğim için buraya da 0 ve virgül ekledim. 70'in içerisinde 11 6 defa. 6 kere 11 66. Çıkardığımızda 4 kalır. Buraya 0 eklediğimde 40'ın içerisinde 11 3 defa. 33. Çıkardığımızda 7 kaldı. 1 0 daha ekledim. 70'in içerisinde 11 6 defa 66 çıkardığımızda 4 kaldı. 0 ekledim. 40'ın içerisinde 11 3 defa. 11 kere 3 33 kalan 7. Gördüğünüz gibi sürekli aynı işlem devam ediyor. Bir 40 bir 70. Bir 40 bir 70 şeklinde devam etti. Burada da 0 6 6, 3, 6 3 şeklinde devam etti. Baktığımızda 63 63 devam ettiği için tekrar ettiği için o ifadenin üstüne çizgi çekerek ondalık ifadeyi devirli olarak göstermiş oldu. Buradaki devir işareti 63'ün tekrar ettiğini gösterir. Gördüğünüz gibi 63 63 devam ettiği için devir işareti 63'ün üstüne koyulmuş oldu A şıkkımızın cevabında. B diğer ifadeleri biz yapalım arkadaşlar. B'ye baktığımızda 8'i 9'a bölmemiz lazım. 8'i 9'a bölüyorum. 8 9'a bölünen bir ifade olmadığı için 1 0 ekledim. Buraya da 1 0 ve virgül ekledim. 80'in içerisinde 9. 9 kere 9 81. 9 kere 8 72. Çıkardığımızda 8 kaldı. 1 0 ekledim. 80'in içerisinde 9 yine 8 defa. 8 kere 9 72. Kalan 8 yine 0 ekledim. 80'in içinde 9 8 defa. 8 kere 9 72. Kalan 8. Baktığımda hep aynı işlem devam ediyor. Kalan 8, kalan 8, kalan 8 şeklinde. Burada da 0,888 şeklinde devam etti. O zaman bu devirli bir ondalık gösterim diyorum. Şu şekilde nokta 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 koydum. 8'ler devam edecek. Bunun da gösterimi ,8. 8 devrettiği için 8'in üstüne çizgi atarak bu ifadeyi göstermiş oldum. 0 tam onda 8 devirli olarak gösterilmiş oldu cevabımız B şıkkında. Şimdi C şıkkına bakalım. 7'yi 3'e böleceğiz. 7'yi 3'e bölüyorum. 7'yi 3'e böldüğümüzde 7'nin içerisinde 3 2 defa. 3 kere 2 6 kalan 1 0 ekledim. 10'un içerisinde 3 0 eklediğim için virgül ekledim önce. 10'un içerisinde 3 3 defa. 3 kere 3 9 kalan 1 0 ekledim. 10'un içerisinde 3 3 defa. 3 kere 3 9 kalan 1 Bakın yine burada da kalan bir, kalan bir, kalan bir şeklinde devam etmeye başladı. 2,33 nokta 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 şeklinde devam edecek. 3, 3, şeklinde. Bunu da ondalık gösterelim. 2 tam. Onda 3, 3 devam ettiği için 3'ün üstünü devirli olarak gösterdim. 2 tam onda 3 devre diyor şeklinde C şıkkımızın cevabı çıkmış oldu. C şıkkımıza bakalım. 11'i 3'e böleceğiz. 11 bölü 3. 11'in içerisinde 3, 3 defa. 3 kere 3, 9. Kalan 2. Bir 0 ekledim. Buraya 1 virgül ekledim. 20'nin içerisinde 3, 6 defa. 6 kere 3, 18. Kalan 2. 0 ekledim. 20'nin içerisinde 3, 6 defa. 6 kere 3, 18. Kalan 2. Baktığımda hep kalan 2, 2, 2 şeklinde. Burası da 6, 6, 6 şeklinde devam ettiğini anladım. O zaman bu 3, 3,6, 6 devrediyor şeklinde göstermemiz gerekecek C şıkkımızın cevabını. Son olarak D şıkkına geçtim. 53 bölü 45. 53 45'e böldüğümüzde 45'e böleceğiz. Bir defa 45 kalan 8. 8 45'e bölünmez. 80 45 buraya 80 yaptım. Ben buraya da virgül attım. 80'in içerisinde 45 yine bir defa. 45 çıkardığımızda geriye kalan 35. 0 ekledim. 350'nin içerisinde 45. 8 kere 4 olsa 320. 360 geçti. 7 defa koyuyoruz. 7 kere 5 35. Elde var 3. 7 kere 4 28. 3 daha. 3 daha. 31. Evet 315. Çıkardığımızda kalan 35. Bir sıfır daha ekledim. 350'nin içerisinde 45 7 defa. 7 kere 45 315. Baktığımızda kalan 35. Burada işlem devam etmeye başladı ama kalan 35 yine içerisinde 0 eklediğimde 7 defa 7 7 7 şeklinde devam etti. O zaman bunun ondalık gösterimi 17. 7'yi tekrar ettiği için sadece 7'nin üstüne 10 devreden gösteriyorum. Bakın bir tekrar etmediği için 17'nin tamamını devreden göstermiyoruz. Sadece 7, 7, 7, 7 şeklinde devre için, tekrar ettiği için 7'nin üstüne çizgi çekiyorum. Bir tam %17, 7 devrediyor şeklinde D şıkkımızın cevabı çıkmış oldu arkadaşlar. Devam ettim 5. sorumuzda. Aşağıdaki ondalık gösterim verilen sayıları kesir olarak yazınız. Bu sefer ondalık ifade vermiş, kesir halinde göstermemiz istenmiş. 2 tam onda 6'yı. Bakın tam kısmını, 2 tamı, tam kısma yazıyoruz. Kesir kısmını 6'yı yazdım. Bir basamak olduğu için paydamız 10. Virgül 1 basamakta olduğu için 10. Virgül 2 basamaklı olsaydı paydamız 100. 100 pa, e, virgül 3 basamaklı olsaydı paydamız 1000 olarak belirlenmiş olacaktı. 2 tam 6/10. Bunun bileşik kesir gösterimi de 26/10. Yani 26'yı yazdık bir basamakta e, paydamız bir basamakta kesirli ifade olduğu için paydamız 10. 26 bölü 10. Onu da sadeleşmiş hali 13 bölü 5 şeklinde gösterilebilir dedi. E, 2 ile sadeleştirilmiş halinde A şıkkımızda. B şıkkını biz yapalım. Bu ifade arkadaşlar tam kısmı yok gördüğünüz gibi. 0 tam. O yüzden tam kısmı yok. 7'yi yazıyorum. Paydamız bir basamak olduğu için virgül. Paydamız da 10. Cevabım 7 bölü 10. Bu kadar çık. 7'yi yazdım. Bir basamakta virgüllü ifade olduğu için paydamız da 10. Tam kısmı yok. C şıkkını yapalım. Bu ifadeyi 4 tam. Gördüğünüz gibi tam kısmı 4. Kesir çizgisini çekiyorum. Payım 21. Paydam ise 2 basamak virgül olduğu için paydamız 100. 4 tam 21 bölü 100 şeklinde ifade edilebilir. Veya 421'i direkt yazıp 421 bölü İki basamak virgül olduğu için paydamız 100. 421 bölü 100 şeklinde de bileşik olarak da gösterebilirsiniz. İkisi de olur. 4 tam 21 bölü 100. 421 bölü 100. İkisi de kabul cevabımızda diyoruz arkadaşlar. Ç şıkkına bakalım. Burada da gördüğünüz gibi tam kısmımız 5. 5 tam. Kesir kısmımız 72. 2 basamak olduğu için paydamız 100. 5 tam 72 bölü 100 veya Direkt 572 olarak bunu yazıp tamamen sayıyı virgülsüz yazıp iki basamak virgül olduğu için paydamızda da 100 yazabilirsiniz. İki gösterimde cevabımızı karşılar diyoruz. D şıkkına bakarsak sayını 8 tamla başlamış. 8 tamı yazdım. Payım 342. 3 basamak olduğu için paydamız 1000 arkadaşlar yani paydamızda 3 tane 0 bulunması gerekir. 8 tam 342 bölü 1000 şeklinde cevabım çıktı veya sayının tamamını yazarsanız 8342 bölü 3 basamak olduğu için paydan 1000 zaten 8342 bölü 1000 şeklinde gösterseniz de doğru cevap olmuş olur. E şıkkına bakarsak. 32 tam demiş. O tam kısmı 32 yazıyoruz kesir çizgisi payımız 4. Bir basamak kesir olduğu için paydamız 10. 32 tam 4 bölü 10 veya sayının tamamını yazdım. 324 bölü 1 basamak kesir olduğu için paydam 10. 324 bölü 10 şeklinde de gösterilebilir diyoruz. 3. sorumuzun cevabı arkadaşlar. 5. sorumuzun cevabı pardon. Ve ilk sayfamız 162. sayfa burada tamamlanmış oldu arkadaşlar. 160 3. sayfadaki alıştırmalar kısmına geçmiş olduk. Birinci sorumuza baktığımızda yandaki eş parçaları bölünmüş şekilde boyalı kısma karşılık gelen kesrin ondalık gösterimini bulunuz. Öncelikle kesir olarak ifade edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 parçadan 1, 2, 3 tanesi boyalı. Yani 3 bölü 12 ifadesini bize göstermemiz istendi. Şimdi bu ifadeyi ondalık göstereceğiz. Paydayı 10, 100, yapmaya çalışıyorum. O yüzden öncelikle 3 ile sadeleştirdim. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 4. Yani 1 bölü 4 kesrine eşitmiş. Şimdi 25 ile genişlettiğimde 25 çarpı 1 25. 25 çarpı 4 100. Yani 25 bölü 100 kesrine eşit bu ifademiz. Bunun da ondalık gösterimi arkadaşlar. 25'i yazdığımızda İki tane sıfır var. Bir iki basamak geldim Buraya virgül gelecek. Başı boş kalmamış, kalmaması için başına da sıfır gelecek. Yani bu ifadenin ondalık gösterimi sıfır tam yüzde yirmi beş şeklinde karşımıza gelmiş oldu. Önce kesirle ifade ettim. Onu paydayı on yüz bin yapmak için bir sadeleştirme yaptım. Sonra da genişletme yaparak paydamızı 100 yapıp ondalık gösterime çevirmiş olduk. Birinci sorumuzun cevabında. İkinci sorumuza geçtim. 7 tam %23 devirli ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Basit bir soru. Devreden kısım sürekli tekrar devreden tekrar eden demek zaten. Devre diyor bakın 23 tekrar etmesi lazım ama ikisi de üstü çizili olduğu için aynı şekilde 23 şeklinde tekrar edecek. Aynı şekilde 23 şeklinde tekrar edecek. 23 şeklinde tekrar edecek. Şıklarda bu ifadenin olması lazım. 7,23 değil bakın. 7,23 3, 3, 3 tekrar etmiş olmamış B şıkkında. C şıkkında 23,23 23 tekrar etmiş. Nokta nokta bunun devam ettiğini gösterir. Gördüğünüz gibi C şıkkında cevabım var. D şıkkı zaten hiç değil. C şıkkı bu ifadenin gösterimini doğru olarak vermiş diyoruz ikinci sorumuzun cevabında. Üçüncü sorumuz. Yanda verilen eş parçalara bölünmüş şekilde Boyalı kısma karşılık gelen kesrin devirli, devirli ondalık gösterimini bulunuz demiş. Öncelikle kesir olarak ifade edelim. 3, 6 parçaya bölündüğü için paydamız 6. 2, 4, 5 tanesi boyalı olduğu için 5 bölü 6 ifadesini gösteriyor. Bunun devirli ondalık gösterim şekilde gösterilmesini istenmiş. Yani 5'i 6'ya bölerek devirli gösterimini yapabiliriz. 5'i 6'ya bölünmediği için buraya bir 0 ekledim. 50'yi 6'ya böleceğim ama buraya 0 eklediğimde buraya da 0 ve virgül eklemeyi unutmuyoruz. 50'nin içerisinde 6. 6 kere 8, 48. 8 defa kalan 2. Buraya 0 ekledim. 20'nin içerisinde 6, 3 defa. 6 kere 3, 18 kalan 2. 0 ekledim. 20'nin içerisinde 6, 3 defa. 6 kere 3, 18 kalan 2. 20'nin içerisinde 6, 3 defa 18, kalan 2. Gördüğünüz gibi hep aynı şekilde işlem devam eder hale geldi. Nasıl devam ediyor? 3, 3, 3, 3, 3 şeklinde devam etti. O zaman bu ifadenin devirli ondalık üstlerimi 0,8 devretmediği için 8'de üstü çizil değil. 3 tekrar ettiği için 3'ü yazıyorum ve üstünü çiziyorum. 0'dan %83, 3 devrediyor şeklinde cevabımız çıkmış oldu. Üçüncü sorumuzun cevabında. Yani 5 tam 5 bölü 6 ifadesi eşittir. 0 83 3'ün devrediyor şeklinde gösterebiliriz. Üçüncü sorumuzun cevabını. Dördüncü sorumuza geçtim. Aşağıdaki kesirleri Roma rakamları ile verilen gösterimlerle eşleştiriniz demiş. Yani kesir gösterim vermiş. Ondalık gösterimiyle eşleştirmemiz istenmiş. Tek tek yapmamız gerekiyor. Biraz uzunca bir soru. Şöyle bir yer bulalım. Şurayı kullanabiliriz. Birinci ifademe bakarsam zaten onu göstermiş. 9 bölü 10 ifadesi. Direkt ondalık gösterilebilen bir ifade. 9'u yazdım. Paydam 10 olduğu için bir basamak virgül geldi. buraya virgül yazacağız. Başı boş kalmaması için 0 yani 0 virgül. 9 cevabımız olacak. O da bakın bu ifademde var. Buraya yazmış zaten A şıkkımızın cevabını. B şıkkımız 29 bölü 2. Paydayı 10, 100, 1000 yapabiliyorsam öncelikle o yöntemi kullanmak mantıklı. 5 ile genişlettiğimizde 9 kere 5, 45 elde var 4. 5 kere 2, 10, 4 daha 14. 145 bölü 10 oldu. Bunu da ondalık gösterimi. 145'i yazdım. Bir basamak olduğu için, bir tane sıfır olduğu için bir basamak geliyorum. Bu araya bir gül gelecek. 14 tam onda 5 ifadesi. Yani 3 numaralı ifade. B şıkkımızla eşleşmiş oldu. 14 tam onda 5 ifadesi diyoruz. B şıkkımızın cevabına. Buraya da 3 yazmış olduk. C şıkkına geçtiğimizde. <laughs> 937 bölü 250 ifadesi. Burada bakın payda 100 yapamıyorum, 10 yapamıyorum. 1000 yapabilirim. 4 ile genişlettim. 4 kere payı da çarpacağım. 7 kere 4, 28. Elde var 2. 4 kere 3, 12. 2 daha 14'ün 4'ü. Elde var 1. 9 kere 4, 36. 1 de elde 37. 3748 bölü 250 ile 4'ü çarptığımızda 1000 yapar. Bunun da ondalık gösterimi. 3748'i yazdım. 3 basamak 0 olduğu için 3 basamak geliyorum. 1 2 3 şu araya virgül gelecek. 3 tam 748 ifadesi ondalık gösterimize karşılık geldi. Bakın buradaki ifade al 7 8 oluyor. 7 numaralı ifade hemen şu şekilde gösterelim. C şıkkımıza gelmiş oldu. B'ye 3 yazmıştık. C'ye de 7 yazmış. Olduk cevabımız ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. C şıkkına geçtim şimdi. 41 bölü 90. Bu ifade arkadaşlar 90'ı 10 100 yapmamız mümkün değil. 1000 yapmamız mümkün değil. 10 yapabiliriz ama 9 sadeleştiğinde payı sadeleşmiyor. O yüzden 10 da yapamıyoruz. Buradan yapacağımız işlem şu. 41'i 90'a bölmek. Çünkü genişletme ve sadeleştirme yaparak sonuca ulaşamadım. 41'i 90'a bölerken bölünmediği için buraya bir sıfır ekledim. Buraya da sıfır ve bir 410'un içerisinde 90 tam 4 defa 0, 9 kere 4, 36. Çıkarma işlemini yaptığımızda 11'den 6 çıktı. 5 burada 0 kaldı. 50 kaldı. Buraya bir sıfır ekledim. 500'ün içerisinde 90 5 defa 9 kere 5, 45'ten 450 yaptı. Çıkardığımızda 50 kaldı. Be 0 ekledim 500'ün içerisinde 95 defa 450 yine 50 şeklinde geldi. Burada baktığımda şu tekrar eden ifadeler var. 5 5 5 şeklinde devam edecek devreden bir sayı. O zaman bunun devirli ondalık gösterimi 0,4 5 5 devrettiği için 5'in üstü çizilmesi lazım. Yani 0 tam %45 5 devrediyor şeklinde cevabımız çıkması lazım. O da gördüğünüz gibi birinci ifadede mevcut. Yani C şıkkıyla bir eşleşmiş oldu. 0 tam %45 5 devrediyor. Cevabımız olmuş oldu C şıkkında. D'ye geçtim. 6 bölü 5. 6 bölü 5 ifadesi kolay bir ifade. Payımızı 2 ile genişleterek ondalık gösterebiliriz. 6 kere 2 12. 5 kere 2 10. 12 bölü 10 ifadesini ondalık gösterirken 12'yi yazdım. Bir basamak bir tane sıfır olduğu için bir basamak kaydırdığımızda 1,2'ye eşit. O da gördüğünüz gibi 5 numarada mevcut. O zaman D şıkkı da 5 numarayla eşleşmiş oldu cevabımızda. E şıkkına geçtik. 321 bölü 50. Bu da kolay bir cevap arkadaşlar. 50'yi 2 ile genişleterek ondalık gösterebiliriz. 2 ile çarptığımızda 642 bölü 50 çarpı 2 100 yapar. Bunun da ondalık gösterimi 642 yazdım. 100 olduğu için 2 basamak geldim. 2 tane 0 olduğu için 1 2 basamak. 6 virgül %42 yani 2 numarayla da E şıkkımız eşleşmiş oldu diyoruz ve şu şekilde de gösterdik. F şıkkımıza geçiyoruz. 23 bölü 9 paydamız 10 100 bin yapılamayan bir ifade. O yüzden bu devirli bir ondalık gösterim çıkacak. Bölelim. 23'ü 9'a böldüğümüzde 2 defa 9 kere 2 18 kalan 5 0 ekledim. Buraya virgül ekledim. 50'nin içerisinde 9 9 kere 6 54 9 kere 5 45 kalan 5 0 ekledim. 50'nin içerisinde 5 defa 45 kalan 5 Gördüğünüz gibi kalanı 5 şeklinde devam etti. Burası da 5, 5, 5 şeklinde devam etti. Yani 2,5, 5 devrediyor. Cevabımız çıkması lazım. O da 8 numarada gördüğünüz gibi var. O zaman F şıkkımızın cevabı 8 numara olmuş oldu diyoruz. Evet. Şu şekilde 8 numara göstermiş olduk F şıkkımız. Son olarak G şıkkımıza baktığımızda 410 bölü 99 yine Payda 10 100 bin yapılamayan bir ifade. O yüzden bölme yapılacak. 410'u 99'a böldüğümüzde ee, 4 defa 9 kere 4 36 elde var. 3 9 kere 4 36. 3 daha 39. 396 yaptı. Çıkardığımızda 4 kaldı. Evet. 4 kaldı. Burada 0 kalmıştı. 10'dan 9 çıktı. 1 kaldı. Burada 3 kaldı. 0. 14 kaldı bir sıfır ekledim buraya virgül ekledim 140'ın içerisinde 99 bir defa 99 çıkardığımızda 41 kaldı 41'in içi sıfır ekledim 410 içerisinde 99 4 defa 396 çıkardığımızda 14 kaldı sıfır ekledim 140 140'ın içerisinde 99 bir defa çıkardığımızda 41 kalacak yani burada da arkadaşlar 4 defa olarak devam edecek. Dikkat ettiyseniz 14, 14, 14, 14 şeklinde devam etti. Yani 4 virgül 14, 14 devrettiği için 14'ün üstü çizili olacak. Cevabımız burada da çıkmış oldu. Kaç numara? 4 numara. G şıkkımız da 4 ile eşleşmiş oldu. 4 virgül %14, 14 devrediyor şeklinde. 4. sorumuzun cevabı çıkmış oldu. Uzunca bir soruymuş. 5. sorumuza baktık. Osman Usta 0,72 tam %72 kg peynir kullanarak 48 adet peynirli poğaça yapmaktadır. Osman Usta'nın bir peynirli poğaça için kaç kilogram peynir kullandığını bulunuz diye sormuş. Şimdi toplam kullandığı peynir bu kadarmış. 48 adet peynir için peynirli poğaça için. O zaman bu ifadeyi 48'e bölerek bir tanesi için kullandığı miktarı bulabiliriz. Bunu kesirle yazıyorum arkadaşlar. 72 bölü 100 şeklinde kesirle gösterilebilir. 72 yazdım. 2 basamak olduğu için virgüllü. 100 yazdım paydama da. 72 bölü 100'ü bölmem isteniyor. 48'e. Kesirlerle bölmeyi yapacağız. Kesirlerle nasıl bölme yapıyoruz arkadaşlar? 48'in altına 1 yazdım. Birinci kesir aynen yazılır. 72 bölü 100. İkinci kesir ters çevrilip çarpılacak. 1 bölü 48 oldu. Çarpma yapacağız. Çarpma yapmadan önce sadeleştirmeler varsa kullanırsak bize avantaj sağlar. 48 ile 72 sadeleşen ifade her ikisi de 24'e bölünür. 24'e böldüğümüzde 3 defa, 24'e böldüğümüzde 2 defa. Şimdi çarpmayı yapabiliriz. 3 çarpı 1, 3. 100 çarpı 2, 200 şeklinde geldi. Yani 3 bölü 200 cevabım çıkmış oldu. Bunu 3 bölü 200, 200 de 3 olarak kilogram olarak her bir poğaça için kullandığını bulduk. Bunu ondalık gösterimde ifade edelim. Konumuz ondalık gösterim olduğu için. 3 bölü 200 ondalık göstermek istersem payını 1000 yapabilirim. 5 ile genişleterek. 5 kere 3 15 200 çarpı 5 1000 yapar. Cevabım buradan arkadaşlar. 15 bölü 1000 yani 15'i yazdım. 3 basamak geldiğimde 1, 2, 3 Şuraya virgül. Burada bir boşluk kaldı. Buraya sıfır başına sıfır. Yani sıfır tam. Binde 15 kilogram her bir poğaça için peynir kullanmış oldu demektir. Bu beşinci sorumuzun cevabında. Önce ne yaptım? Tekrar söyleyelim. Bu ifadeyi kesire çevirdim. 48'e böldüm. Kesirlerle bölme işlemi yaparak 3 bölü 200 buldum. Onu da 5 ile genişleterek paydamı 1000 yaparak ondalık gösterime çevirmiş oldum arkadaşlar. Beşinci soru birazcık dikkat gereken, hafiften zorlayan bir soru olabilir sizin için. Beşinci soru güzel bir soruymuş dedik arkadaşlar. Son 6. sorumuza baktığımızda Derya okula başlarken aldığı 32 adet kalem için 24 TL ödemiştir. Derya'nın bir kalem için kaç TL ödediğini bulunuz. Şimdi 32 adet kalem için 24 TL ödediğine göre arkadaşlar bir kalem için kaç TL ödediğini bulmamız istenmiş. 32 adet kalem için 24 TL ödeme yapmış. Ödediğimiz tutar 24 TL unutmayalım. 24'ü tutarı adede bölerek 32 adede bölerek her bir kalemin fiyatını bulabilirsiniz. Burada dikkat 32'yi 24'e değil 24'ü 32'ye böleceğiz. Çünkü 24 TL Ödeme yaptık. O tutarı 32 adet kaleme bölerek her bir kalemin fiyatını bulmamız gerekiyor. O yüzden 24 bölü 32 işlemi yapılması gerekecek. Şimdi burada işlemi yapabilmek için, ister bu ifadeyi kesirle de gösterebilirsiniz 24 bölü 32. Buradan e, sadeleştirerek de gidebilirsiniz veya direkt bölme de yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa bölme işlemini yapalım yazmışken. 24 32'ye bölünmediği için buraya bir sıfır ekledim. Buraya da sıfır ve virgül ekledim. 240'ın içerisinde 30 tam 7 defa. 7 kere 2 14 elde var 1. 7 kere 3 21 22 224 yaptı. Çıkardığımızda 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4 çıktı. 6 burada 3 kalmıştı. 1 0 16 kaldı. Buraya bir sıfır ekledim. 160'ın içerisinde 32 tam 5 defa. 5 kere 2 10 elde var 1. 5 kere 3 15 16. Kalan da 0, 0, 0 olmuş oldu. Yani her bir kalem için 0.75 TL yani 75 kuruş ödeme yaptığını bulmuş olduk. 0.75 TL ödeme yaptı dedik arkadaşlar. 24-32'ye bölerek bunu kesirle de gösterebilirdiniz. Sadeleştirme yapıp paydayı 10-100-1000 yaparak iki türlü de cevabımız 0.75 çıkardı. Biz bölerek yaptık. Siz isterseniz burada. Her iki ifade de 8'e bölünüyor bakın. 8'e böldüğünüzde 3, 8'e böldüğünüzde 4, 3 bölü 4 oldu. Bunu da 25 ile genişlettiğinizde 25 çarpı 3, 75, 25 çarpı 4, 100. Bunun da ondalık gösterimi yine 0,75 olarak Buradan da cevaba ulaşırsınız. Normal bölme işlemi yaparak da dedik. Cevabımız 0.75 TL. Altın sorumuzun cevabını da belirtmiş olduk. Burada tamamlamış oluyoruz ödevimiz arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.